Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmiyinleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, şu şekilde Board marka akım korumalı prizi hızlıca bir inceleyeceğiz, Tutu açılışını yapacağız. Bu ürünü e, daha önceden ben Migros'ta görmüştüm. E, tekrardan denk gelmişken de almak istedim. E, ürün en önemli özelliği benim için daha doğrusu şurada nerede yazıyordu şurada şu şekilde görebilirsiniz 4000 watt olması e, benim için iyi çünkü bazen e, yüksek watt çeken cihazlarda kullanabiliyoruz mesela kettle gibi birkaç tane ürün e, üst üste bağladığımızda e, sorun çıkmaması için e, watt değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. İşte jül değerleri, volt değerleri, watt değerleri tabii ki uzman arkadaşlar daha iyi biliyordur. Altına yorum yazabilirler. Yanlış, hatalı, eksik bir şeyler söylüyorsam. Ancak şu şekilde watt değerlerine dikkat edin. Üzerine takacağınız cihazlar ne kadar watt çekiyor? Ona bakmanız gerekiyor. Mesela fırın ne kadar watt çekiyor? Bilgisayar ne kadar watt çekiyor? Bir arada kullanacağınız cihazların watt değerleri burada yazan watt değerini aşmazsa iyi olur. Isınmamış olur. Ürünlerinizde zarar görmemiş olur. Şu şekilde ısıya dayanıklı termal diye belirtmiş, ee, onun haricinde akım korumalı priz diye zaten yazıyor markasını söylemiştik board. Ee, bunu ben 200 TL'ye aldım ee, Migros'tan. Ne zaman gelmiş bilmiyorum. Daha önce var mıydı hatırlamıyorum. Ee, TV beyaz aşağı ve küçük ev aletleriyle uyumlu diye belirtmiş, akım koruma olduğunu söylemiş. Üzerinde e, iki tane USB bir tane Type C, üç tane de priz olduğunu belirtmiş. Şuradan görebiliyoruz. İki tane USB'miz var, bir tane Type C'miz var, üç tane de ee, prizimiz mevcut. Şu şekilde. Hem USB'yi kullanabiliyorsunuz, hem Type C'yi kullanabiliyorsunuz, hem de prizlerini kullanabiliyorsunuz. Cep telefonu ve tablet, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar, kameralar, televizyonlar. Hi-Fi ses sistemleri, hoparlörler, yazıcı, fax, işte makaraları vesaire gibi tüm elektronik cihazlarla uyumludur diye belirtmiş. Başka da herhangi bir şey yok sanırım. Şu arkasında bir şeyler vardı. Buraya şöyle hızlıca göstereyim. Videoyu uzatmadan. 3 adet çocuk koruması diye belirtmiş. Bize takılan fişi çektikten sonra herhangi bir cisim sokulmasına karşı otomatik kapanan kutunun içinde çıkan 3 adet koruma aparat ile çocuklarınız güvende kalır diye belirtmiş, yüksek ısıya dayanıklı kalitede PC ABS gövde yapısına sahiptir diye belirtmiş. Yani yüksek ısıda işte burada belirttiği gibi termal olduğunu söylemiş. Smart akım dengeleme diye belirtmiş. Yani otomatik cihaz tanıma sistemi sayesinde bağlı cihazınıza ihtiyacı kadar akım gönderilir diye belirtmiş. Fazladan akım gönderip cihaza zarar vermediğini söylüyor. Termal akım korumasında da termal akım koruma özelliği sayesinde ani ısı yükselmelerine ve kısa devrelerde, devrelerde priz kendini kapatır. Bağlı cihazları korur. Bu çok çok önemli aslında. E, akım korumadan ziyade termal akım korumada sanırım daha e, iyi oluyor. Şöyle yine burada özellik kısımlarını belirtmiş. Burada işte eee Teknik özellikleri. İngilizce olarak yazmış. Burada Türkçe olarak yazmış. Priz sayısı 3. USB sayısı 2. Type-C sayısı 1. Giriş voltajından bahsetmiş. E, koruma tipi. Termal kısa devre demiş. Çalışma akımından bahsetmiş. Yine çalışma. Bu işte e, prizlerin 16 amper burada yazıyordu zaten. Görmüştük. E, USB'lerin 2 amper. Type-C'ninki de yine 2 amper. Bu da iyi e, güç 4000 watt 3 adet çocuk koruma aparatı diye belirtmiş. Burada yine aynı şeyleri yazmış. Bu şekilde hızlıca şu kısmında şöyle bir bant yapmışlar. Koruma bandı gibi. Bunu ben acaba daha sonra iade falan mı geldi diye de sordum. Dedim böyle bir bantlı bu. Acaba yeni kullanılmış ürün olabilir mi diye. Yeni geldiğini söylediler. Ürünlerin henüz açılıp satılmadığını söylediler şu şekilde ürün bayağı da büyükmüş. Bu şekilde de beklemiyordum. Şöyle kutusunu kenara alacağım. Şurada bir şey yok. Okunabilecek şeyleri okuduk. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Üstünde okuduğumuz şeylerin aynısını yazıyor. Eee tekrar okuyamayacağım çocuk koruma aparatı var diyor bunlara bakarız yine smart akım dengeleme işte termal akım koruma periyodik bakım ürün montajı falan fişman kullanım şartları cihaz ömrü garanti falan fişman bunu alıyorum şöyle şu naylonunu da alacağım kenara şu şekilde üzerindeki Şeyde yine aynı bilgiler yer alıyor. Görebiliyorsunuz şu kısmı bundan bahsediyordu sanırım. Otomatik bu böyle geriye çocuk işte bir şey takamasın diye kendisini geriye yiltiyormuş. Otomatik diye buraya yazmış görüyorsunuz. Biz baskı yaptığımızda galiba bu böyle saat yönünde dönüyor ve içeriye gidiyor. E, fişi takmamızı sağlıyor. Ancak çektiğimizde e, çocuk tekrardan bu şekilde elini herhangi bir şekilde içeriye doğru e, sokamıyor diye düşünüyorum. Buralarda yerleri var görebiliyorsunuz. Prizleri buraya bastırıyoruz. Sanırsam daha sonra ufak bir döndürme hareketiyle e, içeriye doğru baskı gidiyor. Şu şekilde takıyoruz birizi. Zaten bu kısmı böyle biraz Tırtıklı yapmış 3 tane kısmı görebildiğiniz üzere. Taktığımız kısım üst kısım ve alt kısımda mevcut. Şu şekilde takarsak tabii ki daha da değişir. Onu artık keyfinize göre karar verebilirsiniz. Şu şekilde iki tane USB'si bir tane de Type-C girişi mevcut. Bayağı da büyük böyle oturaklı bir ürün olduğu anlaşılıyor bu kadar büyük beklemiyordum. Yine burada watt değerleri vesaire yazıyor. Şöyle görünüyor şurada. Burada yine amperi vesaire hertz değeri vesaire yazıyor. Ee, şu şekilde üzerine şöyle bir şey takmayı deneyeceğim. Şöyle mi oluyor acaba? Onu bilmiyorum. Bunu çıkartmamız mı gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Çünkü daha önce denemedim. Yani bunu şu şekilde takmaya çalışırsak nasıl oluyor? Ha, tamam. Şu şekilde gördüğümüz gibi ben bastıracağımızı zannediyordum aslında. Şöyle çevirdiğimizde şu şekilde takıyoruz ürünü. Çıkarttığımızda buralar tekrar saat yönünün tersi yönünde dönerek kendisini kilitliyor. Biz şuradaki e, iz yapmış belirlenmiş yerleri hafiften bastırarak çeviriyoruz. Ve açılıyor burası. Şu şekilde görüyorsunuz. Tekrar yapacağım. Şu kısımlar şöyle bastırdığımızda açılıyor. Ve ürünü bu şekilde içerisine alabiliyor. Bence gayet de güzel olmuş. Çok çok iyi olmuş. Hoşuma da gitti. Gerçekten hoşuma gitti yani. Söyleyeyim. Sonuçta bu ürüne para vererek aldım. Herhangi bir şekilde sponsorluk vesaire değil. Ama hoşuma gittiği için yani e, böyle övmek de istedim. Şöyle USB'lerini deneyeceğim hızlıca. Herhangi bir giriş çıkışında sorun var mı diye bakacağım. Şuradan da eee Type-C'sini deneyeceğim. Hiçbir sorun yok. Gerçekten de hoşuma gitti hem Type C koymaları hem de şu çocuk koruması gerçekten iyi olmuş üçünde de var zaten gördünüz Type C hala bazı cihazlar kullanmıyor bazı ürünlerde göremiyoruz Type C artık görmemiz gerekiyor en azından bir tane de olsa koymuşlar hoşuma da gitti açıkçası şöyle altını vesaire de göstereyim. Videoyu da e, bu şekilde bitireceğim. Şöyle kablomu vesaire kenara alıyorum. Söylediğim gibi ürünü ben Migros'tan aldım. E, 200 TL'ye aldım. Hoşuma da gitti. Açıkçası bu hem Type C kısmı hem öyle ürünün büyük ve oturaklı olması, e, şu deseni ve en önemlisi çocuk kilidi e, çok çok iyi düşünülmüş bir e, özellik olmuş. Bu şekilde şöyle bırakacağım ürünü. Ee, bu şekilde de ürünü incelemiş olduk. Hızlıca kutu açılışını yapıp e, sizlere göstermek istedim. <laughs> Videonun da sonuna gelmiş olduk böylece. Eğer bu ürün hakkında e, sorularınız varsa e, veya önerileriniz varsa e, yorum kısmında zaten belirtebilirsiniz. Onun haricinde e, her zaman söylediğim gibi ürünü Videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa beğenirseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok iyi olur. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.